Merhaba arkadaşlar, Eskişehir Limit Eğitim Kurumlarından Gamze Hoca ben. Bugün sizlerle AYT sınavımızın soru çözümlerini yapacağız. 28. soruyla başlayalım. Kandaki kalsiyum miktarının düzenlenmesini sağlayan hormon çiftini sormuş bana. Kandaki kalsiyum hormonumu iki hormon düzenliyordu ve kandan kemiğe ya da kemikten kana biz bir kalsiyum geçiş yapıyorduk. Şöyle basitçe bir kemik çizecek olursam, şurası da kanım olsun. Ne yapıyordu kalsitonin hormonum? Kandan kemiğe kalsiyum geçişi yapıyordu. Tam tersi çalışan bir hormonum da, yani kemikten kana bir hormonum kalsiyum geçişi yapacak. Bu hormonum da benim için parat hormon olacak. İkisinin salgılandığı bezler farklıydı. Yani kalsitonin hormonu tiroid bezinden salgılanıyor. Parat hormonum ise paratiroid bezinden salgılanıyor. Ama ikisinin işlevi tamamen kemikten kana ve kandan kemiğe kalsiyum geçişi olduğu için zıt çalışan hormonlar ve dolayısıyla cevabım A şıkkı olacak. 29. sorumuzda devam edelim. Bitkilerde gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Hangileri tropizma hareketi değildir? Şimdi lale çiçeklerinin sıcakta açılıp soğukta kapanması bana termo-nasti hareketini verecek. Nasti hareketleri uyaranın yönüne bağlı olmaksızın gerçekleşen hareketler ve lale çiçeklerinin sıcakta açılıp soğukta kapanması tamamen sıcaklıkla alakalı bir durum. İkincisinde bitki köklerinin suya doğru uzanması. Burada ben tropizma hareketi göreceğim. Tropizma hareketleri bitkinin çevreden gelen uyaranın yönüne bağlı olarak gerçekleştiği hareketlerdir. Dolayısıyla bitki kökleri su neredeyse oraya doğru uzanacak. Böcekçil bitkilerin yaprağına konan böcekleri yakalaması ise burada sismonasti dediğim hareket örneğini görüyorum. Ve sismonasti hareketi de dokunmayla gerçekleşen, yani böcekçil bitkinin yaprağına konduğu zaman, yani uyaranın hareket yönüne bağlı olarak bir gerçekleşen hareket olduğu için cevap 1 ve 3 olacak. Çünkü ikinci şık benim için tropizma hareketi. 30. soruyla devam edelim. Tabloda bana 3 farklı simbiyotik ilişkiyi vermiş ve K ve L canlısı bu durumdan nasıl etkileniyor ona bakacağız. Birinci ilişki tipinde K canlısının nötr olduğunu, yani hiçbir etkisi olmadığını, etkilenmediğini görüyorum. L canlısı ise bu durumdan zararlı bir etkisi var. Dolayısıyla birinci canlı K canlısı nötrken L canlısı negatif etkileniyorsa bu durum benim için ammenserizm olacak. İkinci canlıma bakıyorum. K canlısı bu durumdan yarar sağlarken L canlısı etkilenmiyor. Bu durumda benim için bir tarafın pozitif etkilendiği, diğer tarafın hiçbir şekilde etkilenmediği durum kommensalizm olacak. Ve üçüncü duruma bakıyorum. K canlısı yarar sağlarken L canlısı negatif etkilenmiş. Dolayısıyla bu durumda benim için parazitizm olacaktır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. 31. sorumuzla devam edelim. Sinir hücresindeki impuls iletim hızını faktörlerinden hangileri artırıcı bir etki yapar? Miyelin kılıf varlığı, hücrede eğer miyelin kılıf varsa iletimin çok hızlı olmasını bekleriz ve miyelin kılıfa sahip olan nöronların iletimi daha hızlı yapması gereken yerlerde olduğunu görürüz. Yine akson çapının kalın olması, çapın geniş olması iletim hızını etkileyici bir faktör, hızlandırıcı bir faktör olacak. Ama uyarı şiddetinin eşik değer üzerinde olması impuls iletim hızını etkilemiyor. Çünkü tek bir nörondaki, tek bir sinir hücresindeki iletim hızı sabit devam eder ve grafiği her zaman şu şekildedir. Çünkü tek bir sinir hücresinden bahsediyoruz. Dolayısıyla impuls hızımız sabit devam edecek. Bu durumda 1 ve 2. önermelerim doğru olurken 3. önermem yanlış olacaktır. Cevap D şıkkı. 32. sorumuzla devam edelim.
Sindirim sistemi ile alakalı bir soru vermiş ve burada karbonhidratların ve proteinlerin nerede sindirilip nerede devam ettiğini görüyorum. Birinci önermemizde nişastayı sindiren enzimimiz, maltoza kadar sindiren enzimimiz amilaz enzimi olacak. İki numara ile gösterdiği yer ise benim için bakın midede başlamış proteinin sindirimleri. Dolayısıyla bu benim için pepsin enzimi olacak ve proteinleri küçük polipeptitlere kadar parçalayacak. 3 ise benim için tripsin ve kimotripsin adında iki tane enzimim olacak. Ve bunların ikisi de pankreastan salgılanacak. Şimdi şıklara bakıyorum. Bir numaralı aşamada amilaz enzimi rol alır. Evet, nişastayı maltoza kadar parçalıyor. 3 numaralı aşamada görev alan enzimler sadece ince bağırsak tarafından üretilir. Hayır, pankreas tarafından üretilir. 2 numaralı aşamada görev alan enzim pasif olarak üretilir. Evet, pepsin enzimi aslında daha öncesinde pepsinojen şeklinde salgılanırken hidroklorik asit bunu pepsin haline çevirir ve artık benim için aktifleşir. Dolayısıyla doğru. 3 numaralı aşamada kimotripsin enzimi görev alır. Evet, tripsin ve kimotripsin birlikte çalışıyorlar. 2 numaralı aşamada görev alan enzim peptit bağlarına göre etki eder. Doğru. Proteinler arasındaki peptit bağlarını kopararak daha küçük polipeptitlere getirir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. 33 ile devam edelim. Bir bitkinin yaprağında bulunan özümleme parenkiması hücreleriyle epidermis hücrelerinde olaylarından hangileri ortak gelişir demiş. Şimdi özümleme parenkiması dediğimiz şey yaprağın mezofil kısmında bulunur. Ve burada mezofil kısmında bulunurken özümleme parenkimasında fotosentez olayı gerçekleşir. Kloroplast içerir, dolayısıyla fotosentez yapar. Epidermis dediğimiz şey ise bizim için örtü dokudur. Ve burada hücrelerin yaprağın üst ve alt yüzeyini örter. Kloroplastı yoktur. Kloroplastı olmadığı için fotosentez de yoktur. Ayrıca epidermis hücreleri arasında boşluklarda bulunmaz ve yüzeyi de kütikula dediğimiz örtüyle örtülüdür. Dolayısıyla kütikula mumsu bir örtüdür. Bu şekilde örtü dokuyu oluşturur. Şimdi bak önermelere baktığım zaman hangileri hem özümlemede hem de epidermis hücrelerine ortak gelişir diye sormuş. Hücresel solunum, evet ikisinde de hücresel solunum olacak. Yani besin maddelerinin oksijenli ya da oksijensiz ya da fermantasyonla yıkımı ikisinde de söz konusu. Fotosentez özümleme parenkimasında kesinlikle yapılır. Ama örtü dokuda yani epidermiste kloroplast olmadığı için fotosentez yapılmaz. Enzim senteze yine canlı olan bütün hücrelerde enzim sentezi gerçekleştiği için 1 ve 3 ikisinde de ortak olarak gerçekleşecek. 34. sorumuzla devam edelim. Dolaşım sistemine ait bazı yapıları vermiş ve demiş ki sağ bacaktaki kan sol kola ulaşıncaya kadar da hangi damarlardan hangi sırayla geçer? Şimdi sağ bacaktaki kanımız ilk olarak toplar damarlarla kalbin sağ kulakçığına gelmesi gerek. Dolayısıyla sağ bacaktaki kan ilk olarak alt ana toplar damarına geçmek zorundadır. Alt ana toplar damarın bağlandığı yer ise kalbin sağ tarafına bağlanacak. Şöyle basitçe bir kalp çizecek olursak, karıncık ve kulakçıkları ayıralım. Üstten gelen damarımız üst ana toplar damar, alttan bağlanan damarımız tabii ki burası kalbin sağ tarafı, bu tarafı sol tarafı. Yine alt ana toplar damar. Dolayısıyla sağ taraftan, sağ bacağımızdan gelen kan ilk olarak alt ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına dolacak. Daha sonra buradaki trikuspid kapakçığımız açılacak, üçlü kapakçığımız ve kirli kanımız tekrar sağ karıncaya dolacak.
Sağ karıncıktan akciğerlere gitmesi gerekiyor. Hangi damarlarla akciğere gidecek burada? Akciğer atar damarlarıyla akciğere gidecek ve akciğer atar damarları kanı akciğere gönderince kan oksijenle dolmuş olacak. Yani temizlenmiş olacak. Daha sonra 2 numaralı damarla, yani akciğer toplar damarıyla ne olacak? Temiz kanım kalbin sol kulakçığına ve daha sonra buradaki bir küspit kapakçığım açılacak. Kalbin sol karıncığına dolacak. Dolayısıyla izlediği yol ilk olarak 3 numara, daha sonra 1 numara, yani akciğer atar damarı ve en son temiz kalbe, temiz tarafa gelmesi de 2 numarayla sağlanacak. Dolayısıyla cevap C şıkkı olacak. 35'e devam edelim. Bir insanda kalbin karıncıkları kasıldığında kapakçıklardan hangisi kasılır demiş. Ben yine şöyle basit bir kalp çizecek olursam, biliyoruz ki sağ tarafta triküspit kapakçığım, yani üçlü kapakçığım, sağ tarafta ise ikili kapakçığım olan biküspit kapakçığım bulunuyor. Ama bu iki kapakçık sadece kulakçıklar kasıldığı zaman, yani şu üst kısımlarım, kalbimin üst kısımları kasıldığı zaman açılan kapakçıklar. Dolayısıyla bunların görevi karıncıklara dolan kanın tekrar üst tarafa gitmemesi. Dolayısıyla burada triküspit ve biküspit kapakçıklarım kulakçıklar kasıldığında açılacak. Dolayısıyla yarım ay kapakçıklarım burada kalbin karıncıklarından çıkan atar damarların, ki bunlar aort ve akciğer atar damarı oluyor. Burada yarım ay kapakçıkları bulunacak ve yarım ay kapakçıkları kalbim, karıncıklarım kasıldığında açılacak ki buradaki kanı aorta gönderebilsin diye. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. 36 ile devam edelim. Rahim duvarının kılcal damar ağını zenginleştirir. Rahim duvarını kalınlaştırarak embriyonun tutulmasını ve hamileliğin devamını sağlar. Gebelik döneminde plazentadan da salgılanır demiş. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin bu özelliklere uyduğunu söylüyor. Bu özelliklere uyan hormonumuz progesteron hormonu. Progesteron hormonu menstrual döngü sırasında endometrium dediğimiz tabakayı uyarır ve bu tabakanın kalınlaşmasını sağlar. Çünkü olası bir gebelik durumunda, hani zigot ve dolayısıyla embriyo oluştuğu zaman bu tabaka kalınlaşır ki rahime embriyo tutunabilsin. Dolayısıyla her menstrual döngüde progesteron tabakası bu tabakayı kalınlaştırır ve dolayısıyla tanıma uyan hormonumuz progesteron olacaktır. 37 ile devam edelim. Yoğurt bakterinin gelişimi için besin ve sıcaklık faktörlerinin uygun değerde olduğu bir deney kabı cam boru yardımıyla kireç suyu bulunan deney kabına bağlanmıştır. Hangileri doğrudur demiş ve bana kireç suyunun karbondioksitle bir araya geldiğinde bulanıklık olduğunu oluşturduğunu söylemiş. Şimdi yoğurt bakterilerinin fermantasyon sonucunda oluşan karbondioksit kireç suyunun bulanmasını sağlar. Yoğurt bakterileri laktik asit fermantasyonu yapacaklar ve laktik asit fermantasyonunda şöyle bir denklem yazıyoruz. Şimdi önermeye göre yoğurt bakterilerinin laktik asit fermantasyonu yaptığını biliyoruz. Ama laktik asit fermantasyonu yapılırken hiçbir şekilde açığa karbondioksit çıkmaz. Dolayısıyla kireç suyu da karbondioksit varlığında bulanıklık gösteriyor. Açığa karbondioksit çıkmadığı için kireç suyunun da bulanmasını bekleyemem. Bir nolu önermem gitti. Yine ya, yoğurt bakterilerinin fermantasyonunda laktik asit oluşur demiş. Evet, bunu burada söylemiştik. Doğru. Ve yoğurt bakterileri oksijenle solunum mitokondri organelinde gerçekleşir. Bakterilerde
Bakterilerin hücresel yapısının prokaryot olduğunu biliyorum ve prokaryot canlılarda kesinlikle zarlı ya da çift zarlı bir organel göremem. Mitokondri benim için çift zarlı bir organel. Dolayısıyla mitokondri oluşumu gözlenmez. Buradaki solunum sitoplazmada olması gerekir. O yüzden cevabımız yalnız 2. 38'de devam edelim. İnsanlarda solunum sistemine ait aşağıdaki bölümlerden hangisi karşısına verilen yapıyı taşımaz demiş. Bronşlar akciğerlere uzanan dallardır ve kesinlikle kıkırdak halkadan oluşurlar. Soluk borusunda soluk borusunun nemli kalabilmesi için mukus salgılayan hücreler bulunur. Soluk borusunda yine silli silindirik epiteller bulunur. Solunum gazlarının daha rahat alınıp verilebilmesi için. Ve alveoller kesinlikle çok ince yapıdan oluşurlar ve tek katlı yassı epitelden oluşurlar. Dolayısıyla kıkırdak halkadan oluşmazlar. Cevabımız C şıkkı. 39'da devam edelim. Nefronlardaki geri emilim olaylarından hangileriyle sağlanabilir demiş. Şimdi geri emilim aslında madde derişimine yani yoğunluğuna göre olan bir durum. Dolayısıyla Henle kulbunun şöyle bir nefron çizecek olursam. Şurası benim için Bowman kapsülü. Burası benim için glomerulus kılcalı. Şurası Henle kulbu inen kolu. Burası Henle kulbunun çıkan kolu. Burası distal tüp. Ve burası da idrar toplama kanalı diyorum. Hemen şuraya da proksimal tüp diyorum. Şimdi burada Henle kulbunun inen kolunda ben suyun geri emilimini yapıyordum. Dolayısıyla suyun geri emilimini nasıl yapacağım? Ozmoz dediğim pasif taşımayla yapacağım. Ozmoz zaten suyun difüzyonuydu. Ayrıca difüzyon ve aktif taşımayı da kullanacağım. Şimdi Henle kulbunun çıkan kolunda ben daha çok tuz, sodyum klor dolayısıyla tuzun geri emilimini yapıyorum. Tuz emilirken de doku sıvısına geçişini öz bölgesinde difüzyonla yapıyorum. Yine kortekse doğru olan kısmında ise aktif taşıma yapıyorum. Dolayısıyla çıkan kulbunda öz bölgesinde difüzyon kullanıyorum. Kortekste ise aktif taşıma kullanıyorum. Yine idrar toplama kanalında sodyum, klor, su, üre bunların emilimini yapıyordum. Sodyum, klor, su ve üre. Dolayısıyla buradaki ürenin %50'sini daha doğrusu distal tüpte başlıyor üre emilimi. İdrar toplama kanalında devam ediyor. Ve toplam ürenin %50'sini emebiliyorduk. Ve yine burada ürenin belli bir kısmı difüzyonla emilmiş olacak. Ve burada kullandığım emilim aktif taşımayla ya da difüzyonla gerçekleşecek. Fagositoz kullanmıyorum. Cevap D şıkkı. 40. soruyla bitirelim artık. Eşit sayıda nükleotide sahip olan iki normal DNA molekülüyle ilgili doğruluğu kesindir demiş. Şimdi eşit sayıda nükleotide sahipse yüksek sıcaklığa karşı dayanıklıkları aynıdır. Bunun hakkında yorum yapamayız çünkü DNA'daki nükleotitlerin arasında şöyle bir durum vardı. Adeninle timin eşleşiyordu ve arada ikili zayıf hidrojen bağı vardı. Guaninle sitozin birleşiyordu ve aralarında üçlü zayıf hidrojen bağı vardı. Dolayısıyla guanin ve sitozinin sayısı adenin timinden eğer daha fazlaysa yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılıkları aynı olmaz. Çünkü buradaki dayanıklılık adenin timinden daha fazla olacak. O yüzden bunun doğruluğunu kesin olarak bilemem. Zayıf hidrojen bağı sayısı aynıdır. Yine bilemem. Çünkü adenin timin sayısı eğer fazlaysa ona göre bir zayıf hidrojen bağı oluşacak. Ya da guanin ve sitozinin belki de daha fazla sayısı var. Yine bunu bilemeyeceğim. Çünkü aradaki ikili ve üçlü bağlar zayıf hidrojen sayısını veriyor. Yine bunu bilemeyeceğim. Ama her zaman
pürin bölü, pirimidin oranları aynıdır. Yani bizim için pürinler adeninle guanin, pirimidinlerle timin ve sitozindir. Bunlar da eşit sayıda oldukları için her zaman oranları aynı olacak ve bunun doğruluğunu kesin olarak bilebilirim. Cevabımız C şıkkı.